Beşinci hakikat. Bab-ı şefkat ve ubudiyet-i Muhammediyedir aleyhissalatü vesselam. İsmi Mucib ve Rahim'in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki, en edna bir haceti, en edna bir mahlukundan görüp, kemal-i şefkatle, ummadığı yerden isaf eden ve en gizli bir sesi, en gizli bir mahlukundan işitip imdad eden, lisan-ı hal ve kalle istenilen her şeye icabet eden, nihayetsiz bir şefkat ve bir merhamet sahibi bir Rab, en büyük bir abdinden. Haşiye, evet 1350 sene saltanat süren ve saltanatı devam eden ve ekser zamanda 350 milyondan ziyade raiyeti bulunan ve her gün bütün raiyeti onunla tecdid-i biat eden ve onun kemalatına şehadet eden ve kemal itaatle evamirine inkiyat eden ve arzın nısfı ve nev-i beşerin humsu o zatın sıbgıyla sıbgalansa, yani manevi rengiyle renklense ve o zat onların mahbub-u kulubu ve mürebbi ervahı olsa, elbette o zat şu kainatta tasarruf eden Rabbin en büyük abdidir. Hem ekser enva kainat, o zatın birer meyve-i mucizesini taşımak suretiyle onun vazifesini ve memuriyetini alkışlasa, elbette o zat şu kainat halikinin en sevgili mahlukudur. Hem bütün insaniyet, bütün istidadıyla istediği beka gibi bir haceti ki, o hacetse insan esveli safilinden âlâ-i illiyyine çıkarıyor. Elbette o hacet en büyük bir hacettir ve en büyük bir abd, umumun namını onu kadıyül hacattan isteyecek. En sevgili bir mahlukundan, en büyük hacetini görüp bitirmesin, isaf etmesin, en yüksek duayı işitip kabul etmesin. Evet mesela, hayvanatın zayıflarının ve yavrularının rızık ve terbiyeleri hususunda görünen lütuf ve suhuleti gösteriyor ki, şu kainatın maliki, nihayetsiz bir rahmetle rububiyet eder. Rububiyetinde bu derece rahimani bir şefkat, hiç kabil midir ki, mahlukatın en efdalinin en güzel duasını kabul etmesin? Bu hakikati 19. sözde izah ettiğim veçile, şurada dahi mükerreren şöyle beyan edelim. Ey nefsimle beraber beni dinleyen arkadaş! Hikâye-i temsiliyede demiştik. Bir adada bir içtima var. Bir yaver-i ekrem bir nutuk okuyor. Onun işaret ettiği hakikat şöyledir ki, gel, bu zamandan tecerrüt edip fikren asr-ı saadete ve hayalen Ceziretül Arab'a gidiyoruz. Ta ki Resul-i Ekrem'i aleyhissalatü vesselam vazife başında ve ubudiyet içinde görüp ziyaret ederiz. Bak, o zat nasıl ki risaletiyle, hidayetiyle, saadet-i ebediyenin sebebi husulü ve vesile-i vusulüdür, onun gibi ubudiyetiyle ve duasıyla o saadetin sebebi vücudu ve cennetin vesile-i icadıdır. İşte bak, o zat öyle bir salat-ı kübrada, bir ibadet-i ulyada, saadet-i ebedi için dua ediyor ki, güya bu cezire, belki bütün arz, onun azametli namazıyla namaz kılar, niyaz eder. Çünkü ubudiyeti ise, ona ittiba eden ümmetin ubudiyetini tazammun ettiği gibi, muvafakat sırrıyla bütün enbiyanın sırrı ubudiyetini tazammun eder. Hem o salat-ı kübrayı öyle bir cemaat-i uzmada kılar, niyaz ediyor ki, güya Beni Adem'in, Hazreti Adem'den asrımıza kadar, belki kıyamete kadar, bütün nurani ve kamil insanlar ona tebaiyetle iktida edip duasına amin derler. Haşiye, evet Münacat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam zamanından şimdiye kadar bütün ümmetin salatları ve salavatları onun duasına bir amini daimi ve bir iştiraki umumidir. Hatta ona getirilen her bir salavat dahi onun duasına birer amindir ve ümmetinin her bir ferdi, her bir namazın içinde ona salatu selam getirmek ve kâmetten sonra şafiilerin ona dua etmesi, onun saadet-i ebedi hususundaki duasına gayet kuvvetli ve umumi bir amindir. İşte bütün beşerin fıtrat-ı insaniyet lisanı haliyle bütün kuvvetiyle istediği beka ve saadet-i ebediyeyi o nevi beşer namına Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam istiyor ve beşerin nurani kısmı onun arkasında amin diyorlar. Acaba hiç mümkün müdür ki şu dua kabule karin olmasın? Bak, hem öyle beka gibi bir hacet-i âmme için dua ediyor ki, değil ehl-i arz, belki ehl-i semavat, belki bütün mevcudat niyazına iştirak edip, lisan-ı hal ile, oh, evet ya Rabbena, ver, öyle tazarrukerane saadeti baki istiyor ki, bütün kainatı ağlattırıp, duasına iştirak ettiriyor. Bak, hem öyle bir maksat, öyle bir gaye için saadet isteyip, dua ediyor ki, insanı ve bütün mahlukatı, esfel-i safilin olan, fena-i mutlaka sukuttan, kıymetsizlikten, faydasızlıktan, abesiyetten, âlâ-i illiyyin olan
kıymete, bekaya, ulvi vazifeye, mektubat-ı samedaniye olması derecesine çıkarıyor. Bak, hem öyle bir fizar-ı istimdat kerane ile istiyor ve öyle tatlı bir niyaz-ı istirham kerane ile yalvarıyor ki, güya bütün mevcudata, semavata, arşa işittirip, vecde getirip, duasına amin, Allahümme amin dedirtiyor. Haşiye, evet şu alemin mutasarrufu, bütün tasarrufatı bilmüşade şuurane, alimane, hakimane olduğu halde, hiçbir cihetle mümkün değildir ki, o mutasarrıf kendi masnuatı içinde en mümtaz bir ferdin harekatına şuuru ve ıttıla bulunmasın. Hem hiçbir cihetle mümkün değildir ki, o mutasarrıf alim, o ferdi mümtazın harekatına ve davatına, dualarına, ıttıla bulunduğu halde ona karşı lakayt kalsın, ehemmiyet vermesin. Hem hiçbir cihetle mümkün değildir ki, o mutasarrıfı Kadir Rahim, onun dualarına lakayt kalmadığı halde o duaları kabul etmesin. Evet, Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam nuruyla alemin şekli değişti. İnsan ve bütün kainatın mahiyeti hakikiyeleri o nur o ziyayla inkişaf etti ve göründü ki şu kainatın mevcudatı, Esma-i İlahi'yi okutan birer mektubat-ı samedaniye, birer muvazzaf memur ve bekaya mazhar, kıymetdar ve manidar birer mevcutturlar. Eğer o nur olmasaydı, mevcudat fenâ-i mutlaka mahkum ve kıymetsiz, manasız, faydasız, abes, karma karışık tesadüf oyuncağı bir zulmet evham içinde kalırdı. İşte şu sırdandır ki, insanlar Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam, duasına amin dedikleri gibi, arş ve ferç ve seradan Süreyya'ya kadar bütün mevcudat onun nuruyla iftihar edip alakadarlık gösteriyorlar. Zaten Ubudiyet-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam ruhu duadır. Belki kainatın harekatı ve hidematı bir nevi duadır. Mesela bir çekirdeğin hareketi halıkından bir ağaç olmasına bir nevi duadır. Bak, hem öyle semî ve kerim bir kadirden, öyle basir ve rahim bir alimden saadet ve beka istiyor ki, bil müşahede, en gizli bir zihayatın en gizli bir arzusunu, en hafi bir niyazını görür, işitir, kabul eder, merhamet eder. Lisanı halle de olsa, icabet eder. Öyle sureti hakimane, basirane, rahimane de verir ve icabet eder ki, şüphe bırakmaz o terbiye ve tedbir, öyle semî ve basire mahsus, öyle bir kerim ve rahim astır. Acaba bütün beni Adem'i arkasına alıp, şu arz üstünde durup, arş-ı azama müteveccihen el kaldırıp, nev-i beşerin hulasa-i ubudiyetini cami, hakikati ubudiyeti Ahmediye aleyhissalatü vesselam içinde dua eden, şu şerefi nev-i insan ve ferid-i kevn-i zaman olan fahri kainat aleyhissalatü vesselam ne istiyor dinleyelim. Bak, kendine ve ümmetine saadet ebedi istiyor, beka istiyor, cennet istiyor. Hem mevcudat aynelerinde cemallerini gösteren bütün esma-i kutsi-i ilahiye ile beraber istiyor. O esmadan şefaat talep ediyor, görüyorsun. Hem ahiretin hesapsız esbab mucibesi, delail-i vücudu olmasaydı, yalnız şu zatın tek duası, baharımızın icadı kadar Halik-i Rahim'in kudretine hafif gelen şu cennetin binasına sebebiyet verecekti. Haşiye, evet ahirete nispeten gayet dar bir sahife hükmünde olan ruh-i zeminde haddü hesaba gelmeyen harika sanat numunelerini ve haşir ve kıyametin misallerini göstermek ve 300 bin kitap hükmünde olan muntazam enva masnuatı o tek sahifede kemal intizamla yazıp derc etmek elbette geniş olan alem-i ahirette latif ve muntazam cennetin binasından ve icadından daha müşküldür. Evet cennet bahardan ne kadar yüksek ise o derece bahar bahçelerinin hilkati o cennetten daha müşküldür ve hayret vezadır denilebilir. Evet, baharımızda yeryüzünü bir mahşer eden, 100 bin haşir numunelerini icat eden Kadir mutlaka, cennetin icadı nasıl ağır olabilir? Demek, nasıl ki onun risaleti şu dar-ı imtihanın açılmasına sebebiyet verdi, levlâke levlâk, lemâ halaktul eflâk sırrına mazhar oldu. Onun gibi, ubudiyeti dahi, öteki dar-ı saadetin açılmasına sebebiyet verdi. Acaba hiç mümkün müdür ki, bütün akılları hayrette bırakan şu intizam alem ve geniş rahmet içinde kusursuz hüsnü sanat, misilsiz cemal-i rububiyet, o duaya icabet etmemekle böyle bir çirkinliği, böyle bir merhametsizliği, böyle bir intizamsızlığı kabul etsin. Yani en cüz'i
en ehemmiyetsiz arzuları, sesleri ehemmiyetle işitip ifa etsin, yerine getirsin. En ehemmiyetli, lüzumlu arzuları ehemmiyetsiz görüp işitmesin, anlamasın, yapmasın haşa ve kella. Yüz bin defa haşa. Böyle bir cemal, böyle bir çirkinliği kabul edip çirkin olamaz. Haşiye, evet inkılab-ı hakaik ittifaken muhaldir. Ve inkılab-ı hakaik içinde muhalen der muhal, bir zıt kendi zıttına inkılabıdır. Ve bu inkılab-ı ezdad içinde bil bedahe bin derece muhal şudur ki, zıt kendi mahiyetinde kalmakla beraber kendi zıddının aynı olsun. Mesela nihayetsiz bir cemal, hakiki cemal iken hakiki çirkinlik olsun. İşte şu misalimizde meşhut ve kat'iyül vücud olan bir cemal-i rububiyet, cemal-i rububiyet mahiyetinde daim iken aynı çirkinlik olsun. İşte dünyada muhal ve batıl misallerin en acibidir. Demek, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, risaletiyle dünyanın kapısını açtığı gibi, ubudiyetiyle de ahiretin kapısını açar. Aleyhi salavatur rahmani milad dünya ve daril cinan. Allahümme salli ve sellim ala abdika ve rasulika zalikel habibillezî huve seyyidul kevneyn ve fahrul alemeyn ve hayatul dareyn ve vesiletus saadeteyn ve zul cenaheyn ve rasulus sakaleyn ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ala ihvanihi minen nebiyyine vel mursedin. Amin.